Merhaba. Ben Profesör Doktor Emin Kafkas. Hardline Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda kafein tüketiminin sportif performansı geliştirip geliştirmeyeceğine dair güncel kanıtlar ışığında cevaplar aramaya çalışacağız. Egzersiz ve spor yapanlar arasında kafein tüketimi gerçekten egzersiz performansını geliştirebilir mi sorusu yaygın bir başlıktır. Son yıllarda yapılan akademik araştırmalarda kafein tüketiminin egzersiz performansını değiştirme potansiyeli yaygın bir şekilde incelenmiştir. Konuyu bir diğer açıdan da ele alacak olursak aslında hemen hepimizin kahve tüketimi gelenekselleşmiş davranışlardan biri haline gelmiştir. Tabii burada kahve tüketimi aslında çoğumuz için uyanık olma, odaklanma ya da işte gündelik canlılık seviyemizi arttırabilmek için bir strateji haline de dönüşmüştür. Ayrıca benim gibi kahve tiryakisi olanlar da büyük oranda gün içerisinde keyif alma ya da zindelik seviyesini arttırabilmek için kendini ödüllendirmek açısından da kahveyi sıklıkla tercih etmektedir. Şimdi Şimdi gelelim konunun bilimsel tarafına. Özellikle kahve tüketme ki içerisindeki etken madde olan kafeinden dolayı hem fiziksel hem de zihinsel süreçleri etkileme potansiyeline sahiptir. Tabii ki bu iddiayı destekler nitelikte bazı bilimsel araştırmalara bakmak son derece yararlı olacaktır. Çünkü aslında ifade ettiğimiz bir önerme varsa bu önermeyi büyük oranda doğrulayacak ya da kanıtlayacak bilimsel çalışmaları bulmak bu anlamda bizim için son derece değerli olacaktır. Bu bağlamda, Gest ve arkadaşları 2021 yılında yayınladıkları güncel bir araştırmada kafein tüketiminin egzersiz performansını nasıl değiştireceğini güncel kanıtlar ışığında anlatmaya çalışmışlardır. Şimdi hep birlikte ilgili araştırmanın major bulgularını inceleyelim. Guest arkadaşlarının yaptığı çalışma meta analiz çalışmasıdır. Doğal olarak meta analiz çalışmaları büyük oranda daha önce yapılmış olan randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen sonuçları yeniden analiz etme yöntemine dayanmaktadır. Bu araştırmayı incelediğimizde ilk olarak kafein tüketiminin her ne kadar tüm çalışmalarda olmasa da büyük oranda egzersiz performansını akut ve kronik düzeyde değiştirme potansiyeli olduğu vurgulanmıştır. İlgili araştırmadan elde edilen bir diğer önemli bulgu ise kafein takviyesi kullanmanın kasal dayanıklılık, hareket hızı, kas kuvveti, sprint, sıçrama ve fırlatma performans düzeyleri üzerine küçük ve orta büyüklükte etki edebileceği ifade edilmiştir. İlgili araştırmadan elde ettiğimiz bir diğer ilgi çekici bulgu ise özellikle aerobik performansı geliştirmede kafein tüketiminin orta ve yüksek düzeyde etkili olabileceği kanıtıdır. Ve asıl ilginç olan ise elde edilen bu bulgunun literatür örnekleriyle son derece tutarlı olmasıdır. Yani kısaca şunu söylüyorum. Aerobik performans performansı geliştirmede kafein tüketimini hedefleyen araştırmalardan elde edilen bulgular hemen hemen benzerdir. Şimdi buraya kadar tabii ki kafein tüketiminin özellikle aerobik performansı değiştirme potansiyelini vurguladım. Peki burada aslında sormamız gereken bir diğer soru da ne kadar kafein alacağız? Gerçekten aerobik dayanıklılığı değiştirme potansiyeli Hangi düzeyde kafein tüketimi sonrasında ortaya çıkmaktadır? Bu soruyu yanıtlamak bence çok değerli olacaktır. Araştırmalarda ortak faydada kafein tüketiminin etkilerinin ortaya çıkabilmesi için kilogram başına 3 ila 6 mg kafein tüketimi önerilmektedir. Ve yine ilgili literatürü incelediğimizde özellikle kilogram başına 2 mg'ın altında kafein tüketmenin performansı etkileme potansiyelinin düştüğü de net bir şekilde ifade edilmiştir. Ayrıca yüksek dozlarda alınan kafein tüketiminin de yan etkilere neden olma potansiyeli net bir şekilde ilgili araştırmalarda vurgulanmıştır. Şimdi burada yüksek dozdan kastımız ne bunu da belki söylemekte fayda var. Kilogram başına 9 miligram kafein tüketmenin yüksek doz olduğunu bilmenizi isterim. Kafein alımı açısından bence üzerinde durulması gereken bir diğer konu da kafein alım zamanlaması fenomenidir. Yani kısaca şunu söylüyorum. Kafein tüketiminin neden olduğu bu pozitif etkileri ortaya çıkarmada bir kafein alım zamanı var mıdır? İlgili literatürü incelediğimizde özellikle egzersizlerden 60 dakika önce kafein tüketmenin performansı optimal düzeyde arttıracağı yönünde genel bir konsensus vardır. Burada bir hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. Özellikle kafein alım zamanı etkinliğini etkileme potansiyeli olan bir diğer önemli başlıkta kafein kaynağının türüdür. O yüzden tükettiğiniz kafein kaynağının türüne bağlı olarak kafein tüketim zamanlamasının etkinliği değişecektir. Bunu da lütfen aklınızdan çıkarmayın. Son olarak burada sorulması gereken sorulardan bir tanesi de kafein tüketen kişinin antrenmanlı ya da antrenmansız oluşu kafein yararlanımını etkiler mi? Yapılan akademik araştırmalar incelendiğinde antrenmanlı ya da antrenmansız kişilerin kafein tüketiminin fiziksel performansı geliştirmede benzer etkilere sahip olduğu vurgulanmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında özellikle antrenmandan 60 dakika önce kilogram başına 3 ila 6 miligram kafein tüketmenin başta aerobik performansı geliştirmede ve anaerobik performansı arttırmada etkili olabileceğine dair güncel kanıtları sizlerle paylaşmış oldum. Bu bağlamda sizde eğer egzersiz performansınızı arttırmak istiyorsanız antrenmandan 60 dakika önce kilogram başına 3 ila 6 miligram kafein tüketebilirsiniz. Lütfen kanalı takip etmeyi, videolarla ilgili yorum yapmayı ve videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Hayat bir öğrenmedir.